Merhaba balık hava hakkında her şey takipçisi dostlar. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Balık hava hakkında her şey her salı olduğu gibi bu salı da akşam saat 9'da yepyeni bir videoyla sizlerle birlikte. İsterseniz kanalı takip eder her salı günü bizlere katılabilirsiniz. Bugün konumuz Boğaz'ın Sultanı Lüfer. O yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Öncelikle Lüfer'den biraz bahsedelim. Nedir ne değildir bir konuşalım. Dostlar Lüfer bütün denizlerimizde Marmara'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de her yerde yaşayan lezzetli. Her ne kadar okyanusta yaşayanları trash fish yani işe yaramaz balık olarak değerlendirilse de bizim ülkemizde lezzeti ve değeri ile öne çıkan bir balıktır. Hem kıyıdan hem de tekneden avlanabildiği için biz balıkçılar tarafından da sıklıkça tercih edilir, takip edilir. Tabi bizler için lezzetli balık olarak değerlendirilir ve aynı zamanda da avlanması çok zordur. Çünkü dişleri çok keskin. Kendi cinslere dahil hemen hemen her türlü balığa saldıran bir balık. Gövdesi uzun, ağzı geniş. Boyu da her ne kadar ülkemizde pek artık görülmese de 1 metreye kadar hatta biraz daha üstüne kadar ulaşabilir. 10-11 kilo olanları da zamanında ülkemiz sularında görülmüştü. Tabi Türkiye'de yoğun olarak Karadeniz ve Marmara bölgesinde yaşarlar ancak göçmen bir balıktır. Ta Doğu Akdeniz'e kadar gider gelirler dolaşırlar. Ve bu lüferin göçü ve tabi İstanbul boğazıyla olan bağlantısı özellikle İstanbul'da balıkçıların gözdesi olmasını sağlamıştır. Sonbahar ve kış aylarında yağlı olduğu için lezzeti artar ve insanlar daha çok avlarlar. Yumurtlamak için göç ederler. O yüzden aman yumurtlama zamanlarında lüfer avlamayalım arkadaşlar. Bu da Mayıs ayına denk geliyor. Lüferin boyutları çeşitli. En küçüklerine defne yaprağı diyoruz. Bu boyutları bir türlü karar verilememiş. Kimisi 18 santimden büyüğüne lüfer, kimisi 21 santiminden büyüğe lüfer denir. Yok öbürü 25 olacak der. Bir türlü karar verilememiştir. O yüzden santim kısmına girmeyelim. En küçüğü defne yaprağı, daha sonra büyüdükçe çinekop, biraz daha büyüdükçe sarı kanat, biraz daha büyüdükçe lüfer, daha sonra lüferin büyük olanlarına kofana ve en büyük olanları da sırtı kara olarak adlandırılıyor. Bizim resmi sirkülerimizde 18 santimden daha küçük lüferlerin avlanması, nesillerin korunması amacıyla yasaklanmıştır. Onu da belirteyim. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği kısım olan bu lüfer balığını nasıl yakalayacağız? Dostlar lüfer balığını yakalamak için aklınıza gelebilecek gelemeyecek her türlü yönteme başvurabilirsiniz. Yani at çek yöntemiyle de yakalanır, yemli olarak da yakalanır. Zokayla da yakalayabilirsiniz. Tekneden de olur, kıyıdan da olur. çapariyle ile de yakalanır. Efendime söyleyeyim teknenin arkasından sırtı çekerek kaşıkla aklınıza gelip gelemeyecek her türlü yöntemle lüferi yakalayabilirsiniz. Doğru ekipmanı seçmek önemli. Lüfer avcılığında Dediğim gibi kaşık, yemli olta, sahte yemler, yemler hepsinden yararlanabilirsiniz. Hırsızlı gezer takımıyla avlayabilirsiniz. Yemli oltayla zokalı sarkıtmayla, dip takımıyla. O yüzden şunlara kısa kısa değinmek istiyorum. Öncelikle malzeme seçimi. Eğer kamışla avlanıyorsanız kamışınızın aksiyonunun hızlı aksiyon olması lazım. Çok yumuşak kamış kullanmayın. Lüfer balıkları hızlı balıklardır, mücadeleci balıklardır. Çok yumuşak kamışlar sizi yorabilir. Çok yumuşak kamışlarda balığı kaçırma riskiniz artabilir. Makinanız hızlı sarımlı olsun. Yine lüfer çok hızlı bir balık arkadaşlar ve özellikle at çektide yakalandığı zaman çok fazla hareketli, zıplıyor, suyun dışına atlıyor, havaya zıplıyor. O arada kafasını sağa sola oynatıp sahteyi ağzından kurtarmayı amaçlıyor. O yüzden o boşlukları hızlı bir şekilde çekmek için mutlaka hızlı bir sarımlı makine kullanın. Lider mutlaka kullanın. Dişleri çok keskin. İpinizi çok çabuk Lime lime eder, keser. Lider misinalar çok kattan oluştuğu için üstünden bir, bir iki katı sıyırana kadar siz balığı alabilirsiniz. Eğer canlı yemle avlanıyorsanız istavriti, hamsiyi, sardalyeyi, zarganayı, izmariti çok sever. İstavriti canlı olarak bırakabilirsiniz. Cansız yemle avlanacaksanız hamsiyi, sardalyeyi takabilirsiniz. Ama arkadaşlar yemeniz mutlaka taze olacak. Lüferler taze olmayan yeme asla atlamazlar. Ağızlarının tadını bilirler. Sahte yem kullanacaksanız başarıyı arttırmak için çeşitli renk ve boyutlarda sahteyi mutlaka çantanızda bulundurun. Lüferler kendi boyundan daha büyük balıklara da atlarlar. Kendi hem cinsleri dahil her türlü balığa saldırırlar. Dişleri keskin. Korkacakları hiçbir balık yok. O yüzden her şeye saldırırlar. O yüzden çeşitlerinizi boyut bakımından çantanızda bulundurun. Doğru yeri seçmeniz çok önemli. Nerede avlanacağız? Dalgalı denizde kıyıdaki kayalıklar iyi yerler. Yoğun olarak kumlu veya çakıllı zeminler, iyi yerler. Kayalık ve akıntılı bölgeler çok iyi yerler. O yüzden İstanbul Boğazı'nda çok fazlalar. Buralardaki küçük yavru balıklarla beslendikleri için buralarda çok gezerler. Bu alanlarda, bu meralarda lüferi bulma ve yakalama şansınız artacaktır. Ne zaman aldanacağız? Lüfer arkadaşlar sabah erken saatlerde ve akşam güneş batmak üzereyken başlarsınız. Güneş battığı saatlerde levreye de biraz da benzer aslında. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz. izlemediyseniz arkadaşlar levreklerle ilgili güzel videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Sabahın erken saatleri ve akşam saatleri bu meralarda olta atmak şansınızı arttıracaktır. Uzun lafın kısası dostlar lüfer biz balık avcıları için önemli bir hedef balıktır. Ve bu balığı yakalamanın zevkine de sizler de inşallah varırsınız. Dilim döndüğünce size lüfer avcılığı ile ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Ancak bu serüven bitmez arkadaşlar. Çok ama çok farklı olta takımlarıyla her bölgede her yörede tekneden ayrı kıyıdan ayrı çok çeşitli Balık avı teknikleriyle lüfer yakalanabildiği için bu bir videoya sığacak bir serüven değil. İleride bunları daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmayı da planlıyorum. Kıyıdan zokalı hırsızlı takım uzun olta. Efendime söyleyeyim asansör sistemi mantarlı dip oltası. Yok çinekop için kıyıdan yemli kıyıdan su üstü. Efendime söyleyeyim işte ee, kaşık çapari, atçek, su üstü, yemli dip oltası, yemli su üstü oltası. O kadar çok çeşitli takımla lüferi ağlayabilirsiniz ki anlatanlar bitmez. Neyse arkadaşlar bugünlük de daha doğrusu bu haftalıkta benden bu kadar. Gelecek haftaya sizlerle yeniden buluşmak istiyorum. İnşallah sizler de videolarımı beğenir, yorum yaparsınız. Videolara yorum yapılmadığı için çok da fazla izleyiciye ulaşmıyor. Önemli değil o kadar önemli değil ancak ben tabii ne kadar çok insana faydalı olabilirsek balıkçı dostumuza faydalı olabilirsek o kadar iyidir diyorum. İnşallah beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.